Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz sonsuzluk. Şu sonsuzdaki limitler neydi ya da limitin kendisinin sonsuz olması, x'in sonsuza gitmesinden nasıl farklıydı? Asimtotlar nelerdi? Birisi bana şöyle bir kısa bir özet geçse gerisini hallederim diyorsanız. Ya da mesela şu tür grafikleri görünce anlıyorum da kendim çizemiyorum diyorsanız o zaman doğru yerdesiniz. İsterseniz hemen başlayalım. Limits at infinity. If the function f approaches the number L as x approaches infinity or negative infinity, we write limit as x approaches infinity f of x is equal to L. Ekranda gördüğünüz gibi arkadaşlar, şu kullandığımız notasyon x sonsuza giderken f fonksiyonun limiti L demektir. Ya da eksi sonsuza giderken. Bunun tam tanımı, tam matematiksel tanımı aynen daha önce gördüğümüz epsilon delta tanımı gibi. Fakat epsilon değil de m kullanılıyor. Çünkü x belli bir sayıya değil de sonsuza yaklaştığı için verilen bir sayıdan büyük olması söz konusu. Daha doğrusu verilen bir epsilon sayısından f'in limite daha yakın olması için x'in belli bir büyüklükten daha büyük olması söz konusu. Onun dışında epsilon delta ile aynı. Yani oradaki noktaya yaklaşmanın buradaki karşılığı sonsuza yaklaşmak. Dolayısıyla giderek büyük. Tabii eksi sonsuza gidiyorsak giderek daha küçük değerler almak. Burada özellikle aklımızda tutmamız gereken kavram sonsuzluğun bir sayı olmaması. Yani sonsuza yaklaşmanın da dolayısıyla bir sayıya yaklaşmaya benzememesi. Sonsuz hiç sonu gelmeyen bir prosedür demek, bir işlem demek. Onu öyle aklınızda tutarsanız daha iyi olur. O yüzden limit sonsuz demek de limit yok demek aslında. Bu kavramlar hep karışıyor. Şimdi şu epsilonlu tanımı bir daha iyi anlamak için temel bir soruyu görelim. Evaluate the limit as x approaches infinity 1 over x square if it exists. Tabii ki bunu söylemesem bile böyle anlayalım demiştim arkadaşlar. Şimdi bu olaya bir intuitive olarak yaklaşalım. Intuitive sezgisel demek. The limit is zero because as x approaches infinity the term x square gets larger without any bounds. Therefore 1 over x square gets smaller and smaller. Şimdi sezgisel olarak x'in artması otomatikman x karenin artması demektir. O da 1 bölü x karenin azalması demektir ve hiç sınırsız olarak x gittikçe büyüdüğüne göre 1 bölü x karede gittikçe küçülüyor. Ana fikir bu. Yani bunu sezgisel olarak mutlaka bu şekilde anlayalım. Ama ille de tanımı kullanarak ispat yapmamız gerekiyorsa, soruda öyle isteniyorsa, o zaman verilen bir epsilona karşılık bir m bulmam gerekiyor. Tabi burada fonksiyon basit olduğu için epsilon ile m arasındaki ilişki de basit. 1 bölü x karenin epsilondan küçük olması için m'in 1 bölü kök epsilondan büyük olması lazım. X bu şekilde verilen m'den büyükse o zaman fx ile limit arasındaki fark da epsilondan küçük oluyor. Yani pratikte bunu şöyle düşünelim. Birisi bana epsilon eşittir 0,01 verirse ve buna karşılık benden bir m isterse benim şu formülü kullanarak işte epsilonun kökü 0,01'in kökü 0,1 yani onda 1'dir. 1 bölü 10'da 1 10'dur. O halde 10'dan daha büyük bir sayı mesela 11 almam gerekiyor. Ya da 10,5 da olurdu tabii ki. 11 alırsam ne oluyor? Şu oluyor. 1 bölü 121, yani 11 ya da daha büyük sayılarda fonksiyon 1 bölü 121 ya da daha küçük sayılar olduğu için hakikaten de sıfırla arasındaki fark %1'den küçük olmuş oluyor. Ana fikir bu. Fakat biz genelde soruları bu şekilde çözmeyeceğiz. Genelde limit sorularının daha başka özel numaralar oluyor. Şu çok tipik bir sonsuz limit sorusu. Şuna bir bakalım arkadaşlar. Şimdi burada yapmamız gereken şey şu alt ve üst tarafları en büyük terime bölüyorum. X kare yani paydada da x kare gördüğüm için x kareye bölüyorum ve şunu elde ediyorum. Daha sonra şu meşhur teoremi kullanıyorum. Yani üstün ve altın limitleri varsa o limitlerin oranı zaten bana bu limiti verecektir. O yüzden üstün limiti böyle altın limiti şeklinde yazıyorum. Daha sonra da deminki sonucu da kullanarak hani 1 bölü x'in limiti 0, 1 bölü x karenin limiti 0. O yüzden şu 16'lı, 27'li, 4'lü terimlerin hepsi gidiyor. Kala kala 3 ile 7 kalıyor. Dolayısıyla cevabımız 3 bölü 7 olmuş oluyor. Ama böyle yapacağıma check dominant terms, yani dominant terimlere bakarsam bu işim çok daha kolay olur. O da şöyle arkadaşlar. Tabi yine sınav kağıdına böyle yazacağız ama biz kendimiz şu limitin ne olduğunu düşünürken olaya şöyle yaklaşacağız. Şu üst tarafa bakınca sadece 3x kareyi göreceğiz. Alt tarafa bakınca da sadece 7x kareyi göreceğiz. Çünkü diğerleri etkisiz eleman gibi. Hiçbir önemi yok. Çünkü x çok büyük bir sayı olduğu için x kareye oranla x küçük kalıyor. X'in kendisi büyük. Ama x kareye oranla küçük. Yani şöyle sayısal bir örnek vereyim. Bunları para gibi düşünelim. Şu 27 lira olsun.
X'e de mesela büyükçe bir sayı 1 milyon atalım. Bu 16 milyon lira olsun. 16 milyon lira büyük bir para. Fakat milyonun karesi trilyon. Şu halde şurası 3 trilyon lira. Bu yüzden siz yukarıyı şimdi 3 trilyon param vardı, 16 milyon verdim, 27 lira aldım demezsiniz. Bu kısaca 3 trilyondur. Yani diğerleri küsurat. Şu milyonlu kısım bile küsurat. Böyle yaklaşırsanız arkadaşlar kimin önemli olduğunu hemen görebilirsiniz ve limitin ne olduğuna da bu önemli olanlar karar veriyor. Buradaki ana fikri anladıysanız burada videoyu durdurup şu soruyu çözmeyi bir deneyebilirsiniz. Denedik mi arkadaşlar? 1 bölü 4'ü bulduk mu? Bakın bakar bakmaz görüyorum ben hiç işlemsiz kalem kağıt kullanmadan. Çünkü dominant terimler eksi x küple eksi 4x küp. Yapılış şekli de aynen deminkini örnek alıyorum. Ha bu arada limit x eksi sonsuza gidiyor ama bunun bir önemi yok. X küp eksi sonsuza gidiyor. Eksi 4x küp de pardon 4x küp de eksi sonsuza gidiyor. Eksiler olduğu için artıya gidiyorlar. Fakat bunların bir önemi yok. Birbirini götürüyor sayılar. Sonsuza gitmekle eksi sonsuza gitmek bu örnekte fark etmiyor. İki durumda da 1 bölü 4 çıkıyor. Şunu yapmayı bir deneyelim aynı numarayla. Denedik mi arkadaşlar? Bu sefer ne bulduk? Bu sefer sayısal bir değer çıkmıyor çünkü alttaki dominant terim x küpken üstteki dominant terim x4. Dolayısıyla bunların oranı sabit bir sayı olmaz da giderek artar. Yukarıdaki çok daha büyük bir sayı. x4 x küpten büyük. Kaç kat büyük? X kat. Ama x sonsuza gidiyor. Yani sonsuz kat büyük. Dolayısıyla cevabımız sonsuz olacak. Bakın burada ufak bir fark var deminki çözümden. X küpe bölüyorum pay ve paydayı. Alt taraf makul mantıklı bir limit çıkıyor böylece. 7 çıkacak ama üst taraf sonsuz çıkıyor. Alt taraf 7 ama üst tarafı sayısal bir değer atayamıyorum ve sonuç o yüzden sonsuz çıkıyor arkadaşlar. Bu soruyu bir deneyelim arkadaşlar. Köklü olması gözünüzü korkutmasın. Evet çözdük mü? Kök var ama ana fikir tamamen aynı. Yukarıdaki maksimum, üst maksimum power 3 bölü 2. Aşağıdaki 2 olduğu için bunun limiti de deminkinin tam tersi 0 çıkacak. Bu sefer alt taraf dominant. Yine büyük olana böldüm. X kareye böldüm. Alt tarafın limitini sayısal değer denk getirdim. Alt tarafta 0 ya da sonsuz istemiyoruz. Ama üst taraf ne olduğunu bize söylüyor. Cevap 0. Ha şimdi burada yaptığımız numara değişti. Bu farklı bir numarayla yapılıyor arkadaşlar. Evaluate the limit as x approaches infinity. Square root of x square plus 6x minus x. Ne olabilir, ne olabilir bir düşünelim. Herhalde hepiniz gördünüz. Bu olsa olsa eşlenik olabilir. Eşlenikle çarpıyorum. Birincinin karesi eksi ikincinin karesini yazıyorum. Sadeleştirmeleri yapıyorum. X kareler gidiyor. Her iki tarafı da x'e bölüyorum. Tabii alt tarafı x'e bölerken karekökün içine x kare olarak giriyor. O yüzden burası 1, burası 6 bölü x oluyor. Umarım bu cebirsel işlemlerde zorlanmıyorsunuzdur. Fakat lütfen şu aşamadan şu aşamaya geçmeyi kendiniz bir yapın. Bunu yaptıktan sonra x'i sonsuza nihayet götürüyorum. X'i sonsuza götürdüğüm zaman 6 bölü x'ten 0 katkı geliyor. 1, 1 daha 2, 6 bölü 2 de 3 çıkıyor arkadaşlar. Fakat bunun kitaplarda yazmayan bir kolay yolu var. O da şu. X sonsuza gittiği için ben x kare artı 6 x'in yanına 9 da eklesem çok bir şey fark etmez diye düşünüyorum. Yaklaşık olarak eşit. O zaman bu karekökün içindeki ifade tam kare olduğu için x artı 3 şeklinde çıkıyor zaten. X artı 3 eksi x de 3 veriyor. Sınav kağıdında böyle yazmayın ama bu yöntemi de bilin. Hadi bakalım bunu sizden bekliyorum. Aynı yöntem, aynı mantık. Biraz daha uzun, biraz daha cebirsel işlemler soyut. Çünkü sayısal değer yok da A, B, C, D vermiş. Fakat mantık tamamen aynı. Birincinin karesi eksi ikincinin karesi geliyor yukarıya. Götürmeler oluyor. X kareler gidiyor. Geriye kalan terimleri x'ten kurtarıyorum. X'i sonsuza götürdüğüm zaman yukarıda a eksi c, aşağıda da 1 artı 1, 2 kalıyor. Cevap a eksi c bölü 2'ymiş. Bunu benim yöntemle yani kısa yöntem dediğim şeyle yaparsanız da bu da x artı a bölü 2'nin karesi, x artı c bölü 2'nin karesi olduğu için oradan da aynı sonucu bulabilirsiniz. Peki arkadaşlar gelelim horizontal asimptotlara yani yatay asimptotlar. Şimdi x sonsuza giderken f fonksiyonun limiti b ise ya da x sonsuza giderken y eşittir b doğrusu fx'in grafiğinin bir yatay asimtotudur diyoruz. Yatay asimtotun sonsuzdaki limitten bir farkı yok. Aynı kavramı bu sefer de görsel olarak bakacağız. Yani geometrik olarak bakacağız. Neye benziyormuş onu anlayacağız. Yoksa demin yaptıklarımızdan hiçbir farkı yok. Mesela 3x kare bölü 1 artı x kare fonksiyonunu ele alalım. Bunun horizontal asimtotu nedir diye düşünürsek
Limit aldığım zaman deminki limitlere benziyor. Hatta biraz daha kolay. Dominant, zaten bir tane terim var. O da dominant terim. X kare. Limitin 3 olduğunu kolaylıkla görebiliriz. Fakat buna biraz daha geometrik yaklaşıyoruz. Şu fonksiyonu çizersek arkadaşlar, 3x kare bölü 1 artı x kareyi, bir de y eşittir 3 çizgisini çizersek, bu yatay bir çizgi, asimtotla ne kastettiğimiz çok net bir şekilde gözükmüş olur. Fonksiyon x sonsuza giderken ve eksi sonsuza giderken ona yaklaşıyor. Tabi aynı anda hem sonsuz hem eksi sonsuz da aynı şeye yaklaşmak zorunda değil, ama bu tür rasyonel fonksiyonlarda öyle oluyor. Demek ki sonsuz limit kavramlarını burada görsel olarak gözümüzde görüyoruz. Ekrana çizebiliyoruz ve bence çok daha net anlaşılıyor ne kastedildiği. Onun dışında işlem olarak bir fark yok. Hadi bakalım bunu bir deneyin. Çok zor bir soru değil. Rasyonel bir fonksiyon değil yalnız. Bunun adını koyalım. Bu farklı bir fonksiyon. Yukarıda ve aşağıda e üzeri x var. Ama asimtot bulma, daha doğrusu limit alma şeklimiz aynı. Denedik mi? Denediysek arkadaşlar, x sonsuza giderken şu terimlerin dominant olmasından dolayı bunun 4 olması gerektiğini. Fakat eksi sonsuza giderken yukarının 0, aşağısının 4 olmasından dolayı 0 olduğunu görebilmişizdir belki. Böylece artı ve eksi sonsuzda farklı yatay asimtotlar çıktı. Şimdi o asimtotları çizelim. Biri 4, biri zaten x ekseninin kendisi. Ve şunu çizmeye çalışalım. Elimizde başka pek bir bilgi yok. Ha, bu arada grafik çizmek başlı başına bir konudur. O konuya daha sonra geleceğiz. Kalkulusun önemli konularından biridir. Ama türevden sonra gelinir oraya. Tabii türev gerekiyor ki yani maksimum minimumlar daha net olarak görülebilsin. Ama sadece asimtotlarla da yaklaşmak mümkün. O yüzden bugün biraz grafikte çizeceğiz. Asimtotları daha iyi anlamak adına. Şimdi x sonsuza giderken 4'e yaklaşıyor. X sonsuza giderken x eksenine yaklaşıyorsa bu şöyle S şeklinde bir şey olmalı. Gerçekten de grafik böyle bir şey. Daha yakından bakalım. Mesela x yerine 0 koyalım. Yukarısı 20 oluyor, aşağısı 9 oluyor. 20 bölü 9 da 2'den biraz büyük bir sayı. Peki niye bu şeyi kesmiyor ya da yukarıdan yaklaşmıyor derseniz, x sonsuza giderken şu 4'ü görmezseniz bu tam olarak 4, değil mi? Ama aşağıda 4 olmasından dolayı 4'ten küçük bir sayı. Ya da sola giderken negatif değil, pozitif. Evet, biraz düşünürseniz bu formülden hareketle şu asimtotun da yardımıyla şu grafiği çizmeniz çok da zor değil. Peki gelelim infinite limitlere. Bu sefer de fonksiyonun değeri sonsuza yaklaşıyor arkadaşlar. X belli bir sayıya yaklaşırken fx sonsuza gidiyor ya da belki eksi sonsuza gidiyor. Tabii ki bu yaklaşım sadece sağdan ya da soldan olabilir. X daha önce gördüğümüz tek taraflı one-sided limitlerle yakından ilişkili bir şey bu. X a artıya ya da x a eksiye gidiyor olabilir. Tekrar tekrar söylüyorum. Limit is infinity demek, limit var demek değildir. Limit yok demektir arkadaşlar. Bu ayrımı gözden lütfen kaçırmayalım. Sonsuzluk bir limit değil, sayı değildir. Şimdi burada nasıl düşüneceğiz? İşte tek taraflı limitler konusunu anlamış olduğunuzu ümit ediyorum. Oradaki kavramlar önemli. Şimdi x 2'ye gidiyor değil de x 2'ye artıdan gidiyor. Bu x 2'ye 2'den büyük sayılarla yaklaşıyor demek. Şimdi x 2'den büyük, mesela 2.1, 2.05 gibi bir sayı olduğunu hayal edelim. O zaman x'in karesi de 4'e artıdan, yani 4'ten büyük değerlerle yaklaşır. X kare eksi 4 0'a artıdan yaklaşır ve dolayısıyla bu limit sonsuz olur. Ama 2'ye eksiden yaklaşsın derseniz, mesela 1.9 gibi sayılarla yaklaşsın derseniz, tabii 1.9'un karesi 4 civarında bir sayıdır ama 4'ten küçüktür. Dolayısıyla x kare eksi 4 de 0'dan küçüktür, yani negatiftir. O negatif olunca da 1 bölü o ifade bizi eksi sonsuza götürüyor ve dolayısıyla da şu limit ne diye sordukları zaman cevabımız does not exist oluyor. Yani artı sonsuz ya da eksi sonsuz değil de does not exist diyoruz. Oradaki ince ayrıma dikkat edelim. Limit sonsuz demek de does not exist demek zaten, ama does not exist demek sonsuz demek değil. Çünkü eksi sonsuz olabileceği gibi daha başka alternatifler de olabiliyor. Hadi bakalım, bunları sizden bekliyorum. Şu limite ne dersiniz? Aynı düşüncelerle sonsuz bulduk. Alt taraf sıfıra gidiyor ama pozitif şekilde. Peki şuna ne dersiniz? Gene sonsuz. Çünkü x eksi 5'in karesi olduğu için 5'ten büyük ya da küçük değerlerle yaklaşmak fark etmiyor. Şuna ne dersiniz arkadaşlar? Sıfıra gidiyor bu sefer x. Bu sefer limit daha az, yani limit sonsuz diyemiyorum çünkü sıfıra soldan mı sağdan mı yaklaştığı biraz fark ediyor.
tüm ifadeyi bütün olarak bakarsak pozitif ya da negatif oluyor. Aynı düşünceyle şunu bir deneyelim arkadaşlar. Tabii ln, e üzeri x bunların da özel değerlerini bilmemiz gerekiyor. 3'e artıdan yaklaşıyorsam ne oluyor? 1'e artıdan yaklaşıyor parantezin içi. ln 1 0, 0'a artıdan gidiyor. Bu sonsuza gidiyor ama. Şuna ne dersiniz? X sonsuza giderken sonsuz bölü sonsuz. Tabii bunları daha sonra L'Hopital'i gördükten sonra geleceğiz ama burada da benim dediğim şu dominant terimlere bakarak halledebilirsiniz. Her iki tarafı da x kareye bölerim. Aşağıda sabit bir sayı çıkarken yukarıda ln x'in limiti tabii sonsuz. X sonsuza giderken dolayısıyla sonuç sonsuz. Yani ln x bir sınırı olmadan artan fonksiyonlardan. Şuna bir bakalım. Ne düşündük? X sıfıra pozitif sayılarla yaklaşıyorsa e üzeri 3x de 1'e yaklaşıyor pozitif sayılarla. O zaman 1 eksi e üzeri 3x sıfıra eksiden yaklaşıyor. Eksiden yani e üzeri 3x 1'den birazcık büyük oluyor. Siz x'e mesela 0.01 gibi bir sayı verirseniz. Emin olamıyorsanız elinize bir hesap makinesi alın bunları deneyin arkadaşlar. Daha net göreceksiniz. X yerine gerçekten küçük bir sayı verin. E üzeri 3x'i hesaplayın. 1 eksi o sayıyı hesaplayın. Çok küçük bir sayı çıkacak. 5 bölü o sayı da tabii ki çok büyük ama eksi tarafta çok büyük bir sayı. Dolayısıyla sonucumuz eksi sonsuz çıkacak. Şimdi vertical asimptotlarda gene demin yaptığımız gibi sonsuz limitlerin görsel karşılığı. Yani yeni bir şey yapmıyorum. X a'ya giderken limit sonsuz ya da eksi sonsuzsa ya da a'ya artıdan ya da eksiden gidebilir ama vertical asimptot diyorum. This means the graph of f of x approaches the line x is equal to a as we approach a. Bu approach'un one-sided olabileceğine dikkat edelim ve şu örnek üzerinden düşünelim. Bunun vertical asimptotu nedir? Bakar bakmaz gördünüz değil mi arkadaşlar? X eşittir 4. Çünkü bunu sonsuz yapan nokta 4 değeri. Peki bunu bir çizmeyi deneyelim. Ha bu arada soru da sormuyor. Şu anki konumuz vertical olduğu için horizontalları unuttuk ama bunun bir de horizontal asimptotu var. O da x sonsuza giderken dikkatle bakın ne görüyorsunuz? 1. Y eşittir 1. İkisini de çizelim bu asimptotların. Vertical ve horizontal. Sonra fonksiyonu çizmeyi deneyelim. Şunu. İşte sonsuza giderken şu yataya yaklaşacak. 4'e giderken şuna yaklaşacak. Ama 4'ün şu vertical'ın hangi tarafına? Hangi tarafına? X 4'ten büyükken pozitif. X 4'ten küçükken negatif. Evet bu bilgileri kullanırsak şöyle bir şey olması gerektiğini hiç türev falan kullanmadan görebiliyoruz arkadaşlar. Ha tabii 0'da 0 olduğu bilgisini de kullandım ama onun dışında fazla bir şey kullanmadım. Sadece 4'e sağdan yaklaştım. Mesela 4.5, 4.1, 4.01 gibi sayılarla ve pozitif olduğunu gördüm. Çok büyük pozitif sayılar olduğunu gördüm. Bir de soldan yaklaştım. Mesela x yerine 3.99 koydum hayalimde ve yukarısı pozitif de aşağısı negatif olduğu için eksi sonsuza yaklaştığını gördüm. Olay bu. Hadi bakalım bunu da siz bir deneyin. Kabataslak bir vertical asymptot horizontal'ı da bulup grafiğini çizmeyi deneyin. Vertical asymptotun x eşittir eksi 5. Horizontal asymptotun da y eşittir 0 olduğu bence çok açık arkadaşlar. Bunlar limit sorusu olarak bakarsanız basit sorular. Vertical burada, horizontal burada. Ama çizmeye gelirsek biraz düşünmek gerekiyor. Tabii vertical böyle, horizontal da x ekseninin kendisi. Peki nasıl yaklaşacak şu fonksiyon? Kare olduğu için simetrik arkadaşlar. Yani eksi 5'in sağı ve solu simetrik olacak. Gene kare olduğu için, yukarıdaki sayı da pozitif olduğu için her zaman pozitif olacak. O yüzden şekil böyle çıkıyor. Sıfırda 4 olduğunda işlemle buldum. X yerine 0 koydum. 5'in karesi 25, 100 bölü 25 4'müş. Sadece asimptotlarla arkadaşlar baya baya bu zor fonksiyonların grafiklerini çizebiliyoruz. Türevi de görünce işimiz daha da kolay olacak. Gelelim oblik asimptotlara. Oblik eğik demek. Oblik asimptot, eğik asimptot. Bunun tanımında da fonksiyon ile bir lineer fonksiyon yani ax artı b doğrusu arasındaki farkın sıfıra gitmesi gerektiğini sıfıra gitmesi gerekiyor oblik asimptot olması için. Bu da gene aynı mantıkla f fonksiyonunun grafiğinin y eşittir ax artı b doğrusuna çok yaklaşması anlamına geliyor. Bu bazen daha doğrusu genelde rasyonel fonksiyonlara uygulanır. Yani px bölü qx, p ve q'nun her ikisi de polinom olmak üzere bu tür rasyonel fonksiyonlara uygulandığı zaman bu koşul çok basitleşiyor. Çünkü koşul şu hale geliyor. Üstteki polinomun derecesi alttaki polinomun derecesinden bir fazla olacak. Tam olarak bir. O zaman bunların oranından bir ax artı b tarzı bir doğru gelecektir ve bir oblik asimptotu olacaktır. Hemen sorulara geçelim ve şu fonksiyonun oblik asimptotunu bulmaya çalışalım.
Şartı sağlıyor mu arkadaşlar? Evet. Yukarının derecesi 3, aşağının derecesi 2. Bunun bir oblik asimtotu, yani eğik asimtotu vardır. Fakat burada bir polinom bölmesi yapmamız gerekiyor. Umarım hatırlıyorsunuzdur. Hadi unutmuş olanlara bir iyilik yapayım, hatırlatayım. Şunu şuna böleceksiniz arkadaşlar. Ve ilkokulda öğrendiğimiz normal bölmeden hiçbir farkı yok. Sadece biraz daha sabır gerektiriyor. Özel bir teknik bilmenize gerek yok. Şimdi x kübü, yani büyük terimi götürmek için bunu neyle çarpmalıyım? Tabii ki x ile. X kere x kare, x küp. X kere 1, x. Çıkart. X küpten x küp çıktı, 0. X'ten x çıktı, 0. Şu kaldı. Tamam, şimdi şunu götürmek için bunu neyle çarpmalıyım? Eksi 2 ile. Eksi 2 ile x kareyi çarp. Eksi 2 x kare. 1 ile eksi 2'yi çarp. Eksi 2. Çıkart. Şunlar götürdü. 2 kaldı. Daha fazla bir şey yapamıyorum. Tamam. Bölünen, bölen, bölüm, kalan. O halde şu ifadeyi şöyle yazmak mümkün. Çünkü bu sonuç çıktı. Fakat şurada kaldı. Kalan var. Kalanlı bölme. Şimdi ilkokuldan geri kalkılırsa üniversiteye gelirsek, şuraya baktığım zaman işte bu limit kavramları kafamda yer yerine oturduysa, x sayısı sonsuza ya da eksi sonsuza giderken, yani x'in çok büyük değerleri için şunun sıfıra yaklaştığını, yani önemsiz olduğunu, dolayısıyla f fonksiyonunun da şuna, yani x eksi 2'ye yaklaştığını görebilirim. O zaman oblik asimtot x eksi 2'dir. Y eşittir x eksi 2. Görüntüsü de şuna benzer arkadaşlar. Y eşittir x eksi 2'ye yaklaşacak. Şu fonksiyonu çizmeye çalışırsam buna yaklaşacak. İşte sıfırdaki değerini bir hesaplayayım. Sıfır da ilginç bir şekilde sıfır oluyor. Yatay ya da düşey asimtotu yok. X-2'ye yaklaşacak ama yukarıdan mı aşağıdan mı derseniz, X-2'den hariç ne görüyorsunuz? Pozitif bir sayı görüyorsunuz. Yani F X-2'den biraz büyük. Yani X yerine mesela 1000 gibi, 10.000 gibi, 1 milyon gibi sayılar koyduğunuz zaman bunu daha net görüyorsunuz. F ile X-2 arasında ufak bir fark var ama o fark pozitif. Yani F şeyin yukarısında kalıyor. Bu bilgileri kullanarak arkadaşlar şunu çizebilirsiniz. Çok zor değil. Yani şu kıvrımları çizmek için biraz türev gerekecek ama şu solda ve sağdaki davranış şeklini anlamak için sadece limit bilgisi yeterli. Hadi bir tane daha yapalım. Bunu da siz bulun. Bir deneyin bakalım. Polinom bölmesi var. Bu kısmı sizden bekliyorum arkadaşlar. Kalem kağıdımız hazırdır umarım. Değilse de şimdi hazır edelim ve şunu lütfen bir deneyelim. Videoyu burada durdurup. Aynı mantık. Şu x kareyi götürmek için 1 bölü x ile çarpıyorum, çıkartıyorum. Kalan zaten bir hamlede çıktı. Demek ki fonksiyon buymuş. Şu 16 ile 2x aradaki x'ini sadeleştirdim. Demek ki oblik asimtot buymuş. Ha, burada bir de vertical asimtot var. Demin yoktu. Soruda zaten all asimtot diyor. Önce asimtotları çiziyorum. Sonra fonksiyonu düşünüyorum. Nasıl olabilir? Sonsuzda şu eğik çizgiye, eksi 1 civarında da şu düşey çizgiye yakınsayacak. Şöyle bir şey arkadaşlar. Çok zor değil. Sıfırdaki değerini tahmin edebilirsiniz. Sıfırdaki değeri 8. Burada göstermemişim ama. Şeyde yukarısında kalıyor. Sağda, solda, aşağısında kalıyor oblik asimtotun. Evet, asimtotlar böyle. Şimdi gelelim teste. Bakalım bugün ne öğrendik. Hadi bakalım, bu sorular sizde. Şu limiti bir hesaplayın. Durdurup. Eksi 8'i bulabildik mi? Bulduysak şu limiti hesaplayalım. Sonsuz bulabildik mi? Ya şu limit? Bu da sonsuz. Bu limite ne dersiniz? Bu da sıfır. Çünkü 5'e artıdan yaklaşırken elen sıfır. 2 sıfıra giderken eksi sonsuza gittiği için sıfır çıkıyor. Devam edelim. Biraz daha asimtot bulalım. Bütün asimtotlarını istiyorum ama. Neler varsa artık ona da siz karar vereceksiniz. Horizontal asimtot y eşittir 5. Oranlarsa böyle. Vertical asimtot da artı eksi 3. Bunun bütün asimtotlarını bulalım. Burada horizontal 0 çıkıyor da vertical eksi 6 çıkıyor. Alt tarafın kökü çıkıyor. Bunu bir deneyelim arkadaşlar. Burada vertical'ın eksi 3 olduğu bariz. Oblik asimtotu bulmak için şu deminki polinom bölmesini yapmak gerekiyor. Peki arkadaşlar, bugünlük de bu kadar. Yorumlarınızı büyük bir heyecan ve merakla bekliyorum. Umarım bu dersler faydalı oluyordur hepinize. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.